Bugün bu maketimizde genel arterlere ve venlere bakacağız. Şurada aortun ilk çıkan parçasına aorta ascendens demekteyiz, bu kısmına. Daha sonra ilerlediğinde kıvrılan bu parçasına ise arcus aorta diyoruz. Arcus aortadan 3 tane önemli dal çıkar. Genelde sınavlarda da sorulur. Şurası truncus brachiocephalicus, birinci dalı. İkinci dalı arteria carotis communis sinistra. Üçüncü dalı ise arteria subclavia sinistra'dır. Daha sonra inen şu kısma ise, inen bu kısma ve şu aşağıya doğru inen kısmına ise aorta descendens diyeceğim. Descendens de ikiye ayrılacak. Göğüs boşluğundaki adı pars thoracica, karın boşluğundaki adı pars abdominalis ya da aorta abdominalis diyoruz. Daha sonra aortla başlamışken devam edelim. Şurada ne yapacaktı aort? Şu gördüğümüz kas, diyafram kası. Ne yapıyordu? T12'nin alt seviyesi hizasında hiatus aorticus bulunuyordu. Hiatus aorticus'tan geçecek. Şurada hemen truncus coeliacus'u verecek. Şuradaki gördüğümüz dalak, dalağa giden arteri arteriolienalis diyorum. Şöyle şu tarafa doğru, karaciğere doğru giden hepatica communis'tür. Hepatica communis biraz daha ilerlediğinde hepatica propria olacak. Karaciğerin içinde artık hepatica arteria hepatica adını alacak. Şunları daha sonra söyleyeceğiz GIS dersinde. Çünkü mideye falan gidiyor, onlarla alakalı. Şurada yanlarda gördüğümüz arter ise arteria testicularis veya arteria overica diyoruz. Şurada çıkan arteria mesenterica superior, buradaki ise arteria mesenterica inferior. Sacrumun önünde arteria sacralis mediana dediğimiz arteri görmekteyiz. Şurada arteria iliaca communis sinistra, arteria iliaca communis dextra. Şurası arteria iliaca externa, arteria iliaca interna şeklinde görmekteyiz. Yukarı geldiğimizde ise subclavia demişken subclavia'nın dallarına bakacağız. Şuradaki truncus costo cervicalis olacak. Şu arteria vertebralis, arteria vertebralisimiz. Bu köke ise, bu kök kısmına ise truncus thyrocervicalis diyorum. Truncus thyrocervicalis'in dalı olan arteria suprascapularis'i görmekteyiz. Yine truncus thyrocervicalis'in dalı olan buradan çıkmış arteria tiroidea inferior'u görüyoruz. Arteria tiroidea inferior'un da dalı olan burada arteria cervicalis ascendens'i görüyoruz. Yukarı doğru çıkan arter ascendens, arteria cervicalis ascendens. Şurada yukarıda gelen neyin dalıydı? Bu carotis externa'nın dalı olan arteria tiroidea superior. Tiroidea superior ve inferior anastomoz yapmış burada. Bir de şu taraftan baktığımızda hızlıca adlarını söyleyeyim. Arteria suprascapularis dedik. Buradaki arteria cervicalis ascendens, arteria vertebralis, truncus costo cervicalis, şu kök kısmına ise truncus thyrocervicalis dedik. Şimdi sol atriuma geldiğimizde venipulmonalisler açılıyordu. Şuradaki gördüğümüz venipulmonalis superior sinistra, venipulmonalis inferior sinistra. Sağ tarafa baktığımızda venipulmonalis superior dextra, venipulmonalis inferior dextra diyoruz. Şöyle gördüğümüz vena cava superior olacak. Vena cava superior ikiye ayrılıyor. Vena brachiocephalica sinistra, vena brachiocephalica dextra. Şu yukarı doğru kafanın içine doğru girecek olan vena jugularis interna'yı görmekteyiz. Vena cava superior dedik. Aşağıdan da vena cava inferior olacak. Vena cava inferior da diyaframda foramen vena cava'dan geçecek. Hemen diyaframın altındaki bu vena ise vena frenica inferior diyorum. Şurada vena hepatikaları görmekteyiz. Vena hepatikalar karaciğerin de içinde. Şu vena porta hepatistir. Vena porta hepatisi görüyoruz. Yine böbreklere giden venlere vena renalis diyorum. Vena renalis sinistra, vena renalis dextra şeklinde görmekteyiz. Şurada vena cava inferior'un üstünde tırtıklı gördüğümüz ven ise vena mesenterica superior. Şuradaki ucu kesik ven ise vena mesenterica inferior'dur. Şöyle devam edince de vena lienalis'i görmekteyiz. Şurada vena iliaca communis'u, vena iliaca interna'yı ve vena iliaca externa'yı görüyoruz.